Cümleten selamünaleyküm sevgili dostlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz derken 25.100 geldi. Allah nice 25.100'ler nasip etsin. Sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Mutluluk duyuyorum. Kanalımıza 2 ay ve üzeri üyeliği olan Serhat Söner, Nezih Halil Ateş, Aykut Coşkun, Selim Ay. Selim Ay dedikten sonra Selim Can, daha doğrusu Selim Can diyeyim. Emre Üngör, Hüseyin Dilşen, Hızır Kaba, Ahmet Tunç, Sinan Yavuz, Hamza Kadir Yürüdü, Furkan Uslu, Ege Cöğan ve Ömer Faruk Sarıbacağa da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ben bu kanalda bu üyelik sistemini açtığım günden beri yanımdalar. Allah razı olsun. İnşallah bir yanlışımı görmüyorlar ki. Daha henüz çıkmadılar. Bana da iyi katlanıyorlar. Demek ki sabırlı adamlarmış. Bunlardan hangisi bekarsa, mesela Aykut Coşkun falan bekar. Kızlar bunlarla evlenin. Harbi bunlarla evlenin. Bak bunlar bana sabrediyorlarsa size hayır hayır sabrederler. Tam evlenilecek adam bunlar. Fenerbahçe'de hatalar zinciri diyerek söze giriş yapıyorum. Bu arada 25.100 yapan bütün aboneler size teşekkür ediyorum ama tek tek şimdi sizi saymak yani bayağı uzun bir zamanımızı alır. Şampiyonlar Ligi rüyasından uyanan Fenerbahçe'de pek çok sorun gün yüzüne çıktı diyor. Yani hatalar zinciri değil mi? Bir Şampiyonlar Ligi eleme turu daha tabiri caizse elimize yüzümüze bulaştı desek. Yalan söylemiş olmayız. 8 aydır resmi maç yapmıyor falan filan. İşgal altındaki Dinamo Kiev'e yenildi. İkinci eleme turu falan filan. Onu geçin ama eleştiri okları yönetime doğru dönmüş durumda. Şimdi ne kadar doğru ne kadar yanlış? Size soralım. Bir, forvette aynı nakarat. Yani yıllardır yaşanan bitirici forvet eksikliği yine kendini hissettirdi. İki maçta 6 net gol pozisyonu harcandı. Tabii 6 net gol pozisyonu değil sadece harcanan. Gençliğim harcandı. Bir şarkı var ya, gençliğimi geri verseler bu kez en çok kendimi severdim diye. Biraz öyle oldu. Ben bu forvette aynı nakarat. João Pedro'nun gelişi uzadı. Dinamo Kiev maçlarını kaçırdı diyor. Ben buna katılıyorum. %100 katılıyorum. Ama hocam sen yönetimi çok seviyorsun. Sen yönetimi eleştirir miydin? En baba ben eleştiririm hem de. 2. Transferler verimsiz. Şimdi yedek kadroya katılan isimlerden katkı sağlanamadı. 2 maçta 126 dakika oynayan yeni transfer King hazır görüntü çizmedi. William Arao yeniden ilk golde hata yaptı. İlk maç performansı düşük bulundu. Bu arada William Arao tamam golde adamın arkasında kalmış gibi gözüküyor ama oyunun içinde o öyle olmuyor işte. Ama iki maçta da sahanın adamı seçiliyor. Lincoln, Emre Mor, Buruma iki maçta da kulübede başladı diyor. Buna da katılıyorum. Yani baktığın zaman Lincoln, Emre, Buruma, hatta Thiago Çukur'u da dahil et. 4. Bunlar sanki rotasyon topçusu gibi alınmış oldu. Kim oynadı? King oynadı. Lincoln oynadı. 6. 7. ismi zaten yazamadın. Demek ki iki tane yani bir ön liberoyla forvet arkası. Bunlar yetersiz gözüktü. Buna da katılıyorum. 3. Jesus'un inadı yaktı diyor. İlk maçta kalitesizdi dedi. Hücum hattından rövanşta da vazgeçmedi. Buna da katılıyorum. İrfan, King inadı ters tepti diyor. Mesela ikinci maçta üretken Emre Mor oynayabilirdi. Ha, ama bu sefer de ya niye İrfan'dan vazgeçtin derdik. O da ayrı bir komedi. İsmail Kartal'dan miras kalan işleyen orta saha kurgusu bozuldu. Zayt Crespo. Zayt'sın sebebi başka arkadaşlar. Şimdi günahını almayın. Zayt'sın sebebi başka. Yakında anlarsınız. Zaten anlatmışımdır da yine de anlarsınız. Rövanşta Arda Güler'e süre vermedi. Arda'nın olayı da başka. Arda Güler sakattı. Takımla sadece bir idmana çıktı. Siz olsanız siz de almazsınız. Sarı kartı bulunan ve riskli oynayan İsmail Yüksek'i kenara almayı tercih etmedi. Bu konuda hemfikiriz arkadaşlar. Bu konuda sizden hemfikirim. Ben olsam ben de İsmail'i alırdım. Crespo'yu dahil ederdim. Hemen hemen aynı tipte oyuncu. Bir. İkincisi yerli kuralı yok. Yabancı kuralı yok. İlk maçta da söyledim hani 90 dakikayı oynamaması gereken futbolcu diye ama çünkü hamdım, yandım, piştim öyle basit olmuyor. 4. Kadro planlaması hatalı. Orta sahada oyuncu yığılması sürerken sağ, sol bek, kaleci ve forvetin alternatifi yok. Kimin gidiş sonrası stoper transferi geç yapıldı. 9 oyuncu geldi ama en az 4 oyuncu daha alınacak diyor. 9 geldi derken kiralıktan dönenleri de kastediyor herhalde. Şimdi bir de Fenerbahçe'de forvet istikrarsızlığı var. Bu haberi de konuşalım. Bu arada arkadaşlar 4 maddenin 4'üne de katılıyorum. Yanlış anlamayın, 4'üne de katılıyorum.
Ha, en çok hangisine katılıyorsun? En çok transferler verimsize katılıyorum ama bunların hepsinin izahı var. Arkadaşlar sezonu çok erken açtım. Bu dönemde kimse kolay kolay futbolcusunu bırakmaz. Herkes çöplerini önceden göndermek ister. Bu zamana kadar aldığımız isimler zaten soru işaretliydi ki. Yani bonservis vermeden sözleşmesi bitmiş oyunculara yönelmen lazımdı. Misal işte Adnan Januzaj'a falan yönelmen lazımdı. Demek ki olmadı. Ama bizim dikkat etmemiz gereken çok husus var. Bu arada 25 bine geri düştü ya. Hangi terbiyesiz ya? Önce abone olup sonra çıkıyor. Var mı lan öyle bir şey? Var mı öyle bir şey delikanlılıkta? Terbiyesiz. Ahlaksız lan. Neyse ya ben inanıyorum 25.200 bile olur. Belki siz bu video izlerken 25.200 bile olur ya. Şimdi 5 yıllık Ali Koç döneminde özellikle forvet istikrarı sağlanamadı diyor. Zaten bunu biliyoruz. Bunu ben de size söyledim. Uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen Dinamo Kiev karşısında 11 şut denemesi 9 isabet. 11 şutta 9 isabet. Ama uzatmalarla birlikte 120 dakikada sadece bir gol. Şimdi burada da Ali Koç'un çıkıp kendinin gol atacak hali yok. Doğruyu söylemek gerekirse. Ha, çıkıp Ali Koç mu gol atsın? O ayrı mesele. Forvet erken alsaydı onlar atardı. Forvet'i aldıran Jorge Jesus arkadaşlar. İlk resmi maçlarda 8 farklı golcüyle sahaya çıktı Fenerbahçe. İlk sezonda Forvet'te Soldado. Sonraki yıl Muriçi'ye transfer edildi. Bak mesela Muriçi tuttu. 2020-21'de Frey, Tiam, Valencia. Bugün Frey'i istiyor mesela Galatasaray. Öyle diyorlar. Tiam tuttu. Bonservisten sattı. Ne kadar da taraftar çöplese de. Valencia bence geçen sene yani ilk geldiği sene tuttu bence. Geçen yıl Samat da Serdar Dursun. Bence Serdar Dursun da tuttu. Bu sezon ilk maçlarda Valencia, King, Serdar gol atma başarısı. Yani arkadaşlar hani adamın da şansı böyle bir şey. Serdar demişken Serdar Dursun dosyasını açalım. Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor diye bir haber var. Son dakika Fenerbahçe haberleri. Fenerbahçe'de ilk 11'deki yerini kaybeden Serdar Dursun teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sadece bundan dolayı teklifleri değerlendirme kararı almıyor arkadaşlar. Berke Özer'e ne yaptıysanız aynısını Serdar Dursun'a da yapıyorsunuz. Yok sahada laçka, yok işte saçma sapan hareketleri var, yok bilmem saçı uzun aklı kısa falan filan. Ne yorumlar var ya? Sosyal medyayı görseniz ne yorumlar var? Ne demek saçı uzun aklı kısa ya? Bu çok saçma bir şey. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi şunu belirteyim. Şunu belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe'de bazı şeyler çok çok değişebilir. Mesela sistemin ben değişmesi gerektiği görüşündeyim. Birçok kişi buna katılmayacaktır. Bence Fenerbahçe sistemi 4-1-2-3'e daha yatkın. 4-1-2-3'e. Ama bu sonra konuşulacak bir şey. Serdar Dursun feci tepkiler alıyor. Sen Fenerbahçe'ye layık mısın? Sen şöyle misin? Sen böyle misin? Falan filan Inter Milan. Yani falan filan Inter Milan. Ya arkadaş, yani adamın milli kariyeri ortada. Ne yaptıkları ortada. Ne ettiği ortada. Hepsi ortada. Ama baktığın zaman diyorsun ki şöyle böyle. Yani çok da konuşulur aslında ama ben şunu söyleyeyim. Serdar Dursun'un gitme planı yok açıkçası. Hani Fenerbahçe'den ayrılma düşüncesi yok. Ama Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli tırnak içinde söylüyorum. 6 milyon euro ve üzeri ya da 4 milyon euro ve üzeri düşündürür. 6 milyon euro ve üzeri sattırır. Mert Hakan'a mesela senenin başında 6 milyon euro teklif vardı. Sat Rus takımından sat gitsin. Sakatlıktan çocuk boğuşuyor ya. Bu ne ya? Lan ne zaman Mert Hakan lazım olsa sakat. Bakmıyorsun sakat. Bakmıyorsun sakat. Şimdi Serdar Dursun'la ilgili şunu söyleyeyim. Serdar Dursun yedekten oyuna girdikten sonra yeterli katkıyı veriyor mu? Bence veremiyor. Serdar Dursun sanki sahada başlayıp da sonra değişmesi gereken isim gibi. Berisha Samat da zaten kesin olarak düşünülmüyor. Onlar zaten kesin gidiciler de. O ayrı mesele. Joshua King geldi takıma. Yetmedi. Cagliari'den Joao Pedro geldi. Yetmedi.
Arsenal final kusura bakmayın yoksa. Yetmeyen plan kusura bakmayın. Birileri daha gelebilir belki. Baktığın zaman Serdar Dursun da yani 3. forvet konumuna düşer, 4. forvet konumuna düşer. İyi tarafı şu, iyi bir Fenerbahçeli. Dert edilmez. Yani dert edilmez. Mesela Valencia dert edinir. Şimdi Valencia dert edinir. Bence şimdi Valencia'ya gelen bütün teklifleri değerlendirmesi lazım. Hele kaçırdığı penaltıdan sonra bak bunun devamı kesin gelir. Bizim taraftar taktı mı takar. Bundan sonra Valencia yani ayağını yere vursa yuhlanır. Serdar Dursun'un rahatsızlığı var. Geçen sezon 33 maçta 15 golü var arkadaşlar. Takımın en golcü ismiydi. İlginç, değil mi? 2-3 tane golü penaltıdan ben de atarım diyorsunuz. Atın hadi. Mehdi Tarih mi falan filan diyorlar. Geçiniz. Serdar Dursun için kısa ve özet. Bizim istediğimiz teklif gelirse gidebilir ama gitme düşüncesi çok fazla yok. Gitmesin de bir zahmet. Üçüncü forvetliği yapıyor. Ha bir A plus forvet gelir. Zaten Joao Pedro da var. Serdar'ı tutmanın manası yok işte o zaman. O zaman gidersin Thiago Çukur dersin. Ben ısrar ediyorum dersin. Anlatabiliyor muyum? Ali Koç golcü için düğmeye bastığı Andrea, Belotti ve Alessane Plea. Plea diyor. Başkan Ali Koç Sarı-Lacivertlerin son yıllardaki en önemli sorunu olan santrafor transferiyle bizzat ilgileniyor. Tamam bizzat ilgileniyorsa forvet gelmeyecek o zaman. Belotti ve Plea var. Şimdi bir anket yapsam desem ki Plea mı Belotti mi desem herhalde açık ara Plea seçilir. Arkadaşlar Belotti daha çok yardımcı forvet rolünde hani King'in oynadığı mevkide. Ben şunu da söyleyeyim. Hocam çok geç kaldık. Şimdiye gelseydi turu geçerdik. Siz kain misiniz? Ne biliyorsunuz geçeceğimizi? Ya Fenerbahçe şanssızlığı. Emin olun hem Plea'yı hem Pedro'yu daha erken almış olsaydın antrenmanda sakatlanırdı. Koronavirüs olurdu. Maymun çiçeği olurdu. Oğlum siz Fenerbahçe'si bilmiyor musunuz Fenerbahçe'nin genetiğini? Fenerbahçe'nin genetiğini bilmiyor musunuz siz? Allah aşkına. Fenerbahçe'nin genetiğinde uğursuzluk var maalesef var. Yalansa yalan değil. Sakatlanırdı. Cırcır olurdu. Maç günü karısından ayrılırdı. Yani olmayacağı var yapacak bir şey yok. Görmüyor musun ya? Top direkten dönüyor. Golün sayılmıyor. Penaltı atamıyor. Bilmem ne yapıyor. Uzun lafın kısası. Forvetlerden katkı gelmedi. Golcü bir ayak almak zorundayız. João Pedro geçen sezon Serie A'da 37 maça çıkıp 13 gol, 4 asist sergiledi. Serie A'da 17 gol katkısı hem de. Valencia Serdar Dursun'un önüne geçecek bir isim. Mesela Belotti, Ali Koç'un bizzat ilgilendiği söyleniyor. İtalyan oyuncu sözleşmesi bitti. Memleketi dışına çıkmaya sıcak bakmıyor diyor ama Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Şu hele Putin olaylarından sonra biz transferde de sıkıntı yaşarız. O yüzden elimizi çok çabuk tutmamız lazım. Yakaladığımızı hemen almamız lazım. Harbi söylüyorum bu saatten sonra transfer biraz zora girer. Şimdi geçen sezon Serie A'da sakatlıklardan dolayı 22 maça çıkmış, 8 gol bir asist yapmış. Bence kapalı kutu. Alessane Plea favori diyor. Mönchengladbach'ın eski forveti ile görüşmeler sürüyor. Şimdi Fenerbahçe dışında Fransa, İngiltere'den talipleri bulunuyor ama Bundesliga'da 33 maçta forma giydi. 10 gol, 8 asist. Bak 33 maç, 18 gol katkısı. João Pedro ile daha uyumlu olabileceği düşünülüyor demiş. Belotti'nin üstünde yer alıyor demiş. Hayırlısı olsun. Şimdi Plea gelirse Pedro zaten var. Serdar Dursun'un da kaldığını hayal ederek söylüyorum. Geri kalan bütün herkes gereksiz. Valencia, Samatta, Berisha gereksiz. Gereksiz kere gereksiz. Daha da abartayım mı? Daha da abartayım mı? Belki bu şartlarda Bruma'yı bile göndeririz. Yani göndersen kimse kızmaz herhalde bu şartlarda. Ama siz Bruma'yı çok hafife alıyorsunuz. Diyorsunuz ki rakipler kapanacak işte kapanan rakiplere karşı senin ligdeki rakiplerin hiçbiri kapanmayacak. Size güçlü mü zayıf mı diye sorayım. Başakşehir güçlü bir takım mı? Başakşehir Fenerbahçe'ye kapanır mı? Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş bak dört etti şimdiden.
Konyaspor güçlü bir takım mı? 5 etti. Benim mantığıma göre söylüyorum. Alanya güçlü takım mı? Antalya güçlü takım mı? Bak 7 yaptı. Şimdiden 7 tane takım yaptı. Bu 7 takımla içeride dışarıda oynayacağın bütün maçları kazanırsan şampiyonsun deseler, doğru mu söylerler? Bak Süper Lig diyeyim mesela. Bu 7 takımla ya. Sadece bu 7 takımla oynadığın maçlar. Sivasspor güçlü takım. 8. Ama bana kalırsa hani biz son sezonlarda hep puan kaybettiğimiz için. Yanlış anlaşılmasın, diğer takımları küçümsemiyorum ama bu takımlar daha ağır basıyor. Adana Demirspor güçlü takım. 9. 9. Kasımpaşa geçen sezon Hoca Sinan bayağı bir yol kat etti. İyiye gidiyor. 10. 10. Başka? Mesela İstanbulspor yeni çıktı. Kapalı kutu 1. Ümraniye kapalı kutu 2. Gaziantep Cigolata kapalı kutu 3. Kayserispor transfer yasağı var. Kapalı kutu 4. Karagümrük bir iyi bir kötü. Ben anlamadım nasıl bir takım. 5. Kapalı kutu. Giresun düşmeydi, kalkmaydı falan uğraştı. 6. Bak 6. Ankaragücü yeni çıktı. Ne oldu tam belirsiz. 7. Baktığın zaman 17-18 tane takımın zaten şeceresini çıkarttım. Bir tane de bay vardı. Kimi konuşmadık? Hatayspor mesela. O da bence kapalı kutu. Baktığın zaman kapalı kutu. Arkadaşlar, vuruma orada da işe yarar. Merak etmeyin. Fenerbahçe'den Pablo Mari sürprizi diyor. Haberde 500 saat okumayacağım. The Sun gazetesi de Arteta düşünmüyor. Mari'yi Fenerbahçe'ye kiralık olarak önerdiler diyor. Ve yolu Türkiye'ye düşecek diye bekliyorlar diyor. Kontrat 2024'te bitiyor. Falan filan. Fenerbahçe Bragantino'dan, Leo Ortiz'den, Fluminense'den Nino'dan ilgileniyor. Olympiakos'tan Ruben Semedo diyor. Mesela Ruben Semedo şu şey olayından sonra, Putin tezahüratı olayından sonra herhalde Ruben Semedo'yu da alsak iyice etiket yeriz herhalde. Etiket çok önemli değil ya. Yeter ki şampiyon olalım. Gerisi kimsenin umurunda değil ama. Fenerbahçe gündemi böyle arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim. Rahatlıkla şunu söyleyeyim. Bir playa'yı almayı becerebilirsin. Pedro zaten senin kadronda. Pedro senin kadronda 2. Serdar Dursun da olursa 3. Bence A plus 2 forvetin bir de B plus forvetin olur. Forvet yeterli. Bu saatten sonra kanada yüklenmen lazım. Mesela Bertrand Traore, Bupenza. Yanlış anlaşılmasın. Sözümü kimse alınmasın. Ben şucu bucu değilim. İrfan Can 11 milyon euroya saplanmış bir hançerdir Fenerbahçe'ye. Rossi satılabiliyorsa bir hani İrfan Can 11 beklemiyorum. Bir 7 veren varsa İrfan Can'a. Bir Bertrand Traore'yi çek. 7'yi Emre Mor'de. Hiç kimse itiraz etmez. Yine 25.100 oldu. Demek ki inişli çıkışlı video çektik bak. 7'ye 10'u, 10'a 10'u göndersem 17 milyon euro param var diyelim. Hadi Samatta ile işte Valencia ile Cartagena 20 diyelim. Traore'yi sağa çek. Bu Penza'yı sola çek. Rossi'nin İrfan Can'ı sat. De ki bu Penza'nın yedeği Buruma'dır. Traore'nin yedeği Emre Mor'dur. Forvet'e ben Plea'yı aldım. Pedro'yu aldım. Serdar Dursun'da duruyor. Forvet arkasına Joshua King var. King'in yedeği Arda Güler'dir. Ya da Lincoln'dur artık. Neyse Arda Güler Lincoln. Merkez orta sahada Arao var. İsmail Yüksek var. Crespo var. Mert Hakan var. Crespo, Mert Hakan. Başka kimse var mı ya? Mesela Muhammed Gümüşkaya falan da kiralayabilirsin. Zayt'sı gönder. Misal veriyorum. Zayt'sı falan gönderebiliyorsan gönder. Yani satabiliyorsan para üretmek için diyorum. Bence Fenerbahçe'nin ideal hücum hattı ortaya çıkmış olur. Bak bu kadro 4-4-2'de oynar. 4-1-4-1'de oynar. 4-1-3-2'de oynar. Bu kadro her türlü tandem oynar. Zaten bir sahaya çıktığını düşünsene. Hani Arao'nun yanında Crespo oynasın. 4-2-4 kadrosu gibi. Arao, Crespo. Sağda Bertrand Traore, solda Bupenza. Forvet arkasında King oynasın. Ya da Pedro oynasın. Forvet'te Plea oynasın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadro bana şunu izlenim veriyor. Rakip kapansa da 3 gol atar kadrosu izlenimi verir. Daha bunu destekleyecek Osayi, sağ bekte. Belki Luan Pedro neydi ya? Luan Perez belki sol bekte oynayacak. Belki sol stoper oynayacak. Belki sol beke
Ezgican Alioski ihtimali. Hani Alioski, Osayi sağlı solu bildir. Perez'in durumu malum. Altay malum. Hocam bunların hepsi yabancı ama hiç Türk yok. Crespo yerine İsmail'i oynatırsın. Bir. Altay zaten iki. Serdar Aziz iyileşirse Serdar Aziz stoper oynatırsın. Yani hücum hattındaki Türklerden vazgeçmezsin. Şey, hücum hattındaki yabancılardan vazgeçmez. Savunmada Türkleşirsin. Şu 3 Türk kuralı var ya, eğer yabancı kuralı serbest olsaydı, hani Fenerbahçe taraftarı olarak birçoğunuz itiraz ediyorsunuz işte Galatasaray'ın işine gelecek, Beşiktaş'ın işine gelecek diye, ama eğer yabancı kuralı serbest olsaydı en çok bizim işimize gelecekti. Bunu da inşallah anlarsınız. Hani Ali Koç niye bunlara onay verdi? Ali Koç bilmem ne seviciliği yapıyor falan filan diyorsunuz da alakası yok. Ali Koç Fenerbahçe menfaatleri gereği bence doğru şeyi yaptım. Hatalar zincirinin bitmesi adına transferin çabuk bitirilmesi lazım. Şu Putin olayından dolayı çok saçmalamaya başladılar. Forvet'e istikrar gelmesi lazım. Takımımız Dinamo Kiev'i 2 maçta da tokatlamıştır ama gol atamadıktan sonra istediğin kadar tokatla. Rakip kalkarsan bir tane vurur. Ondan seni nakavt eder ki öyle de oldu. Serdar Dursun'un gitmeye niyeti yok. Ama teklif gelirse düşünülebilir. Ben Belotti'nin geleceğine zerre ihtimal vermiyorum. Hele hele Şampiyonlar Ligi'de elimizden kaçmışken, yani o tren kaçmışken kesinlikle gelmez. Ama Plea için ağzımı hiç açmadım farkındaysanız. Bilmiyorum niye açmadım. Pablo Mari'yi de ben beklemiyorum açık söylemek gerekirse. Başka kimin adını konuştuk? Başka da kimsenin adını konuşmadım. Ruben Semedo, onu da yavaş yavaş beklemiyorum. Çünkü işler değişti gibi ama yine de Semedo'nun ihtimal var. Ortiz'i ben çok beklemiyorum. Nino yakışır ya. Mesela Fenerbahçe'nin yeni transferleri Alessane Plea ve Nino desem, dudağa çok yakışır bir şey olmuyor mesela. Bence güzel o, yakışıyor ya. Yakışmıyor mu? Siz bilirsiniz. Gösterin bakalım beğenilerle ne kadar yakışıyor. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.